23 yaşında. Ama başrol oyuncusu, çok da başarılı gidiyor. Estetik yaptırdığı haberleriyle o da gündemdeydi. Kendi sosyal medyasından bu iddialara ve haberlere ateş püskürdü. Ateş püskürdü. Fotoğrafları paylaştı ama gerçekten püskürmüş. Önce bir açıklaması var. Kayan yazı olarak arkadaşlarım seslendirdi. O açıklama gelecek. Ne diyor bakalım Dilan Çiçek? Lan yazı güzel. Bile kaymayı öğrendi bize. Sorulmadan ve araştırılmadan yapılan bir haber maalesef çok yanlış ve çirkin haberlere sebebiyet vermeye başladı. Bir kişinin üzerine bir şey yapıştırmak bu kadar kolay olmamalı. Yüzümde hiç estetik yoktur. Bu konuda kişisel haklarıma zarar veren haberlerle ilgili gerekli hukuksal işlemler yapılacaktır. 14 yaşımda çekilmiş bir fotoğrafla 23 yaşımda çekilmiş fotoğraf karşılaştırılıyor. Ergenlikle genç kızlık arasındaki gelişmeden ve değişimden bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Ayrıca çok basit makyaj tüyolarım ve püf noktalarım da var. 3 dakikada estetiksiz çözüm videosu için takipte kalın. Son olarak da bazı gazeteci arkadaşların kalemini biraz daha özenli kullanmasını rica ediyorum. Yalan haber sınırını aştı. Benim de ailem haberleri okuyor. Estetikle ilgili soru... Ya bir şey söyleyeceğim. Neden bu ara sürekli estetik haberleri geliyor farkında mısınız? Yaz geldi. Sürekli birileri estetik yaptırdı. İşte eski fotoğrafı. Doğru söylüyor. Ben şimdi kendi 17-18 yaşındaki fotoğraflarımı hatta ben Number One TV'de spikerlik yaparken, sunuculuk yaparken videomu paylaştım. Ben değilim yani. Ece sen hiç yalan söyleme, sen hiç değişmiyorsun çok abi. Hayır. Hayır ya. Sen her yerine her zaman aynı arkadaş. Canım, böyle de olmuş gibisin. Gerçekten bak. Ya hayır, farklıyız yani. Giydiğimiz pantolona kadar yüksek bel pantolon giyiyormuşuz. Erkekler beyaz çorap giyiyormuş. Bakayım Ali abi nereye? Bakayım. Uygun renk. Yani her şey değişiyor, anladın mı? O yüzden ya çok şimdi normal bu hafta, ben boşandığım hafta benim de böyle bir evlilik fotoğrafım çıktı ya. Abi şimdi benim burnumda estetik yok. Ya kralı da gelsin bana estetik yaptırsın desin. Böyle dokunmaya falan da müsait yani. Gelip dokunabilirsiniz benim burnuma. Fakat buradan çekmiş. Ben gülüyorum ve tepeden bakıyorum. Burnum düşük çıkmış. Zaten gülünce düşüyor estetik olmadığı için falan. Ama bak burada bir şey var. Bak, yapılmış mı? Evet ama şimdi Dilan'cığım şu yukarı doğru bak şu şöyle bir kavis mi? He. Var. Ama var. Burada böyle var. Şimdi böyleyken böyle oldu. Bak çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Hatta bebeklik diyeyim. Onları da bir verelim bebeklik arkadaşlar. Bebeklik fotoğrafında kemik olmaz burunda. Ha sonradan da herhalde yani. Vallahi hiçbir bebeği siz böyle kavisli doğarken gördünüz mü can? Hmm. Öyle bir şey olmaz. Dilan'ın İstanbul'a ilk gelişini bilirim ben. Şenol onu şeyde keşfetti. Yürürken Şenol Bey'in keşfi. Evet, evet, onu yarışmaya falan kattı. Ailesi falan ona emanet etti. Çok iyi bilirim. Dünya güzeli bir kız. Ama burnunu hatırlamıyorum. Ama orada bir kavis görüyorum yani. Burnusuz gelmiş İstanbul'a. İşte hatırlayamıyorum, burnuna dikkat etmedim. Tamam, nasıl oluyor lan? Kız